göçünü konuşmaya devam edelim. Şimdi beyin göçü var. Evet, gerçekten buradaki insanlar dışarı çıkıyor. Orada birçok mimar aslında yurt dışına çıkmış durumda. Gençlerin çoğu yurt dışına çıkıyor. Gençlere mikrofon uzatıldığı zaman büyüyünce ne olacaksın denildiğinde Alman vatandaşı olmak istiyorum diye sorular yanıt veren gençler peyda olmaya başladı. Bu tabii bir takım eksikliklerin de getirisi öyle sanıyorum. Peki orada tutunmayan insanlar, tutunamayan insanlar da tekrar geri dönmüyor. Buna ilişkin olarak neler söylemek lazım? Hocam evet. Evet. Şimdi şöyle bu beyin göçü aslında insanların umduklarını bulamamasıyla alakalı. Bulundukları ortamda umduklarını bulamamasıyla alakalı. Türkiye şartlarında baktığınızda özellikle üstün zekalılardaki beyin göçü gerçekten çok önemli. Üstün zekalı bir bireyin başka bir yere... Onlar önce mi göçüyorlar hocam? Ya aslında şöyle, onlar anlaşılamadıklarını en çok hisseden kişiler onlar. Çünkü toplumdan izole yaşıyorlar bazıları. İşte bir denge problemi var üstün zekalılarla. Yani toplumla bir araya gelince bir uyum problemi var ve onu da çok hisselleştiriyorlar üstün zekalılar. Ya şöyle, açıkçası herkes akranlarıyla buluşmak ister. Siz de sizin gibi insanlarla beraber olmaktan keyif alırsınız. Tamamlayıcıları mı yok hocam? Tabii, çünkü akranlarıyla bulaşamıyorlar. Mesela üstün zekalı çocuğu tutuyoruz, biz ikinci sınıfa koyuyoruz. Yani biz akranları derken şöyle yapmamalıyız. Yaş akranları değil. Zihin akranları. Zihin akranları. O çocuğun zihni aslında 15 yaşındaki bir çocuk, 10 yaşındaki çocuk ama 15 yaşındaki. O arkadaşlarıyla anlaşamıyor. Hayatı boyunca da bu devam ediyor. Ülkede kendini bir yere konumlandıramadığı için işte farklı yerlerde etkinlik yapma ya da eğitim görme ihtiyacı hissediyorlar. Bir de sosyalleşme problemi evet, demek. Aynı zamanda üstün zekalı bireyler çok fazla bilgiye tamah edenler, bilgiyi sevenler, öğrenmeyi sevenler. Yani biz de şunu da söylüyoruz. Yani eğitim sistemi bu çocuklara yetmiyor. Yani zaten biliyorlar. Bildikleri şeyleri öğretiyor. Yani evet, liseye kadar bu çocuk belki de bir sürü konuyu bilmiş, öğrenmiş ama biz çocuğa aynı sınıfta olmasını istiyoruz. Lise 1'in müfredatının hepsini vermek zorundayız. Öğretmen tutup da onu özel bir şey yapamıyor. İmkanı yok belki de. Bu çocukları özele eğitmek lazım. Yani üstün zekalı, yetenekli, becerikli bir bireyin beyin göçüyle yurt dışına gitmesi bizim için çok büyük bir kayıp. Her bireyin gitmesi aslında bizim için bir kayıp. Çünkü eğitimin bir maliyeti var. İşte tabii, bir yılda eğitim maliyeti ortalama bir veriye baktığımızda 20 bin lira gibi bir rakamdan bahsediyoruz. İşte üniversite okurken düşünün işte 80 bin lira, 100 bin lira, bir ailesi de bir o kadar harcıyor. İşte evet, 200 bin lira, 300 bin lira para harcıyorsunuz. Yani bir araştırmaya göre binlerce dolardan bahsediyoruz. Mesela Avrupa bunu çok iyi kullanmış. Mesela Amerika'dan bahsettiniz hocam. İkinci Dünya Savaşı sırasında Albert Einstein da aynı şekilde Amerika'ya gitmiş. 1933 yılında Amerika'ya gitmiş ve Amerika'da neler neler yapmış. Yani büyük buluşlara ortaya koymuş. Bilimin gelişmesini sağlamış. Yine Mustafa Kemal Atatürk şeydeyken, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tutmuş oradaki bilim adamlarını getirip İstanbul Üniversitesi'ne koymuş. O burada Hitler, da çok ciddi bir şey. Kaçan Yahudiler, evet, İstanbul Üniversitesi kurucuları. Yani. Sadece o değil, yeni Eflatuncu fikirleri savunan, Bizans'tan sürgün edilen kişileri de tekrar İstanbul'a alıyor. Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyorum. Fatih Sultan Mehmet yeni Eflatuncu fikirleri savunduğu için Bizans'tan sürgün edilen o filozofları alıyor ve kendi kurgusu içerisinde harmanlandırıp kendi vatandaşlarına da bir şeyler aşılamaya çalışıyor. Bilgi bu kadar değerli ve önemli ama günümüzde de hocam bilginin değeri ve önemi azalmaya başladı. Daha farklı dinamikler devreye giriyor. Bu arada Fatih Sultan Mehmet dünyanın yetiştirdiği en dahi kişilerden biridir. Üstün zekalı. O da üstün zekalı. Tabii şundan, çünkü Fatih Sultan Mehmet sadece bir savaş komutanı değil. Bir bestekar, bir şair, bir güreşçi. Bir mühendis. Bir mühendis. Yani Rumca ve Latince biliyor. Ve hocalarla ilmi tartışıyor. Yani Fatih medreselerinde hocalar toplayıp ilmi tartışmalar yapıyor. Yani çok yönlü bir insan. Fatih Sultan filozof. Mehmet'in aslında çağı kapatmasının en büyük nedenlerinden biri şu. İstanbul'un fethi değil, o toplar. Evet. Surların yıkılması, derebeyiklerin yıkılması. Teknolojik şey yani. O teknoloji, o buluş. Evet. Buluş. İstanbul'u fethetmek değil.
Bir sürü şeyi ortadan kaldırmış. Bu önemli. Evet, bunun gibi insanlar ihtiyacımız var. Bu insanların gitmemesi lazım. Ama bazı insanlar da belki gidip orada ilmini genişletebiliyorlar. Mesela beyin göçü değil de beyin seyahati diyorum ben buna. Beyin seyahati yapsın, gelsin burada. Geri gelenler için ama. Evet, geri gelenler için. Bunu yapmamız lazım. Için. Bir de bizim beyin göçü dediğimizde altını çiziyoruz, bunun ne kadar olumsuz olduğunu söylüyoruz ama bir de ülke içerisinde bir göç var. Meslek göçü var. Adam ne yapıyor? Yıllarca işte fizik öğretmenini okuyor, gidiyor polis oluyor. Yetişmiş kadifeye bir eleman. Ama tamamen farklı. Siz ona öğretmen olması için bir sürü yatırım yapıyorsunuz, polis oluyor. Ya da e-ticaretle uğraşıyor, ya da tarımla uğraşıyor. Ya da hepsini boşverin. Aradığını bulamıyor. Doğu'da, Doğu'dan ya da kırsal kesimden ya da Kayseri'den, Niğde'den bir tane çiftçi İstanbul'a göç ediyor. Burada vasıfsız işçi olarak çalışıyor. Aslında o da bir göç. O da bir kayıp. Yılların kazanımı. Yani onun çiftçilikle üretebileceği bir sürü şey var. Çok. Ama onu bırakıyor. Burada kalifiye eleman olarak da çalışmıyor. Herhangi bir işçi. Hammal olarak çalışıyor. İnşaat amelesi olarak çalışıyor. Bunları da konuşmak lazım. Bunları da engellemek lazım belki de. İlk önce mesela biz onlara ilk başta kökeninden bir destek vermeliyiz ki bu göçü durduralım. Total göçü. Onlar... büyük şehire geldiğinde mesela o çiftçi büyük şehire geldiğinde yeteneklerini kullanamıyor. Silsile halinde insanlar ama bu sadece eğitimle alakalı da değil. Bir taraftan siz bir cazibe alanı oluşturamıyorsanız, siz bir gelişmişlik örneği sunamıyorsanız o çocuklara, o çocukları bir meşgaleyle, bilimle, sanatla, kültürle ya da efendime söyleyeyim astronomiyle, astrolojiyle meşgul edemiyorsanız, kendi üretmeleri için bir sistematik içerisine sokmuyorsanız o çocukları, dolayısıyla var olan yerlere gidiyor. Üstün zekalılar da biraz da bu şekilde kendilerine biçilmiş bir konfor alanı varsa ya da kendilerini gösterebilecekleri, anlatabilecekleri, onu anlayabilecekleri bir alan varsa oraya gitmeyi tercih ediyor. Hepimiz insanız. Gerçekten böyle olanaklar tesis edildiği zaman elbette ki o olanaklara tevessül ediyoruz. Bir taraftan da aslında sorun sadece eğitimden de değil. Onu anlıyorum ben hocam. Evet. Şimdi çok güzel bir yere değindiniz. Yani kendilerini ifade etmeleri gerçekten çok önemli. Kendilerine ait hissetmeleri çok önemli. Biz sınıflarımızda bile bunu görüyoruz. Eğer çocuklar bizden bir şeyler alabiliyorsa bizle devam ediyorlar. Eğer ben bir çocuğa bir şey veremiyorsam, eğitim sistemi düşünün, ülkeyi düşünün. O çocuğa bir şey veremiyorsanız, Ar-Ge yatırımlarınız yeteri kadar yoksa, Ar-Ge gerçekten düşük bizim ülkemizde. Yani binde üçlerden bahsediyoruz. Ama Avrupa'ya baktığımızda %6'lık bir Ar-Ge bütçesi var. İnsanlar gidip oradaki laboratuvarlarda eğitim hizmeti alma ihtiyacı hissediyorlar. Ya da oradan beslenebilecekleri bir nokta i̇mkanlar, bulabiliyorlar. İmkanlar çok önemli. Evet. Ya da mesela Avrupa'ya gittiğinde hocam yani gittiğinde insanlar ne yapıyorlar? İşte mezun olur olmaz iş garantisi var. Ama bizim üniversitelerimizde ne var? Geçen gün biriyle tanıştım. İç mimar. Otoparkta otoparkçılık yapıyor. İç mimar. Üniversite mezunundan bahsediyoruz. Bir ziraat mühendisi de geçen gün ben de söyleyeyim bir mağazada kasiyerlik yapıyordu. Maalesef. Bu, o kadar yatırım yapıyoruz. Devlet şöyle bir şey yapsa mesela ziraat mühendisi diyorsunuz işte devlete bir maliyeti var. Devlet üniversitesinde mezun olduğunu düşünün. İşte yıllık 20 bin lira. Çarptığınızda ne yapar? 80-100 bin lira yapar. Kendi harcadığı para da var. Madem kasiyerlik yapacak, bu parayı önüne koysa, öyle bir yatırım ortaya koysa, yine kasiyerlik yapsa, kendi iş yerinin kasiyerliğini yapsa mesela. Herkes okumasa devlet POSGEP vasıtasıyla çeşitli destekler veriyor ama orada da şöyle bir durum var. Sen önce yatırımı yapıyorsun, kendi cebinden parayı harcıyorsun. Ondan sonra fişini aldıktan sonra devlet sana o parayı geri veriyor. Önceden de yapılan bir takım teşvikler var ama artık o ne kadar sağlıklı ya da öğrencileri ne kadar etkiliyor ki etkilemediği de ortada. Çünkü bu dönemde özellikle birçok öğrenci yurt dışına çıkmanın çeşitli arayışı içerisinde ve o insanlar gidince de geri dönmüyorlar. Çünkü burada yapabileceklerinin daha fazlasını artık minnet duygusu olduğu için yabancı ülkelerde de yapmaya çalışıyorlar. Peki ekleyecekleriniz var mı? Hocamla devam edeceğim. Son bir şey daha söyleyeyim. Silikon Vadisi'ndeki Türklerin sayısı ciddi manada fazla. Çok önemli. Evet. Çok önemli. Çok önemli. Silikon. NASA'da çalışan binlerce astrofizikçi var. Türk. Türkiye'de yetişmiş, sonra Amerika'ya gitmiş, Amerika'da devam etmiş bir sürü insanlar. Bunlar bizim kendi değerlerimiz. Bu insanları ne yapmalıyız, ne etmeliyiz, bu ülkeye getirmeliyiz. Getirmemizin nedeni de NASA ise çok iyi bir yapılanmayla, çok iyi Ar-Ge yatırımıyla. İnsanları teknoloji üretebilecekleri üslerle, Silikon Vadisi vari
yerleri cazip bir şekilde buraya kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir rekabet mekanizmasının oluşması lazım. Yani bizim toplumumuz kendi içerisinde bir rekabet unsurunu doğuruyor. Bir şekilde rakip oluyor ama dışarıyla rekabet olmadığı için de bu sefer maalesef o gençler elimizden